Yepyeni bir tarifle herkese merhabalar. Domates çorbasının hemen yapılışına geçiyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı eritip içine 1 yemek kaşığı kadar un koyuyorum ve kavurmaya başlıyorum. Devamlı karıştırıyorum topaklanmasın diye. Bu şekilde kokusu güzelce çıkana kadar kavuracağım. Rengi değişmeye başladı. İyice kendini bıraktı, kokusu çıktı. Rengi de döndü. 1 yemek kaşığı salçamı ekleyebilirim. Domates salçası kullandım ben. Aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kavruldukça hafif hafif su ekleyeceğim. Salçamı açacağım. Karıştıra karıştıra azar azar su ilavesi yapıyorum. Birazcık daha koyalım. İstediğim kıvama geldiğinde domateslerimi ekleyeceğim. Domateslerimi önceden rendeledim bu arada. 4-5 tane orta boy domates rendesi yetecektir. Domateslerimi de ekliyorum. Güzelce birbirine yedire yedire karıştırıyorum. Tamamen karıştıklarında suyumu ilave edeceğim. Suyu göz kararı koyuyorum. Bardakla koymuyorum. Ancak ilk başta fazla koymuyorum. Eğer gerekirse daha sonra sıcak su ilavesi yapıyorum. Bir su bardağı kadar da süt koyuyorum. Benim için süt olmazsa olmaz. Tabii koymadan da yapabilirsiniz. Şimdi karıştıra karıştıra kaynamasını bekliyorum. Kaynayınca altını kısacağım, pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra tuzunu ilave edebilirsiniz. Bu şekilde kısık ateşte kaynaya kaynaya pişecek. 15-20 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Daha sonra blenderdan geçiriyorum. Hiç tane kalmayacak şekilde. 1-2 taşım daha kaynatıp servis edeceğim. Servis ederken üstüne kaşar rendesi ekleyebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Malzemelerin miktarını videomun altından bulabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.